Ekim 2014-2015 döneminde yürütülen ve 4B Akademi'nin bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan 4B Genç Profesyonellerin Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ev sahipliğinde kapanış konferansı 24 Ekim 2015'te gerçekleştirildi. Gördük, duyduk, anlatıyoruz sloganıyla İş Dünyası ve Hayata İlişkin Vizyon Konferansı'nda proje yararlanıcısı genç profesyoneller iş yaşamı, kuşaklar arası iletişim, Y kuşağı, liderlik ve yönetim konularında düşünce ve deneyimlerini paylaştılar. Konferans programı Fatih Mehmet Arslanyolu ve Meltem Zengin tarafından sunuldu. Bugüne ortaya koyduğu değerleri dinlemek üzere sahneye değerli genç profesyoneller üyesi Nilüfer Koç itibar ediyor. İlk konuşmacı Nilüfer Koç Yiğit, 4B Genç Profesyoneller Projesi'nin amacı ve süreci hakkında bilgiler verdi, yapılan etkinlikleri anlattı. Projemize aktif olarak katılan üyelerimizde konuları kriter olarak belirlenip devam etti. Selin Seçmer, nasıl bir çalışma yaşamı istiyoruz konulu sunumunda genç profesyonellerin beklentilerini anlattı. Kendimize özgüvenimiz yüksek, bunu şu anda buradaki herkes zaten anlıyordur diye düşünüyorum. Ayşe Demirbaş Alacıoğlu, nasıl verimli çalışırız konulu bir sunum yaptı. Eğer bir insanın hayali ve hedefi varsa, eften püften şeylerle motivasyonu bozulmaz. Tülin Fidan, nasıl bir gelecek istiyoruz diye sordu. Üniversite sıralarından mezun oluyoruz ve iş hayatına başlıyoruz. Seda Küçük ise bizce neler değişmeli dedi ve yaptığı mini anketin sonuçlarını paylaştı. Teknolojinin bizim zamanla hayatımıza hızlı bir şekilde girmesi ve bizim de teknolojiyi hızlı bir şekilde hayatımıza entegre ediyor olmamızdan kaynaklanıyordu. Konferansın ikinci bölümünün ilk konuşmacısı Ceylan Tarhan, Türkiye'deki genç işsizliğini istatistiklerle anlattı. Gençler üniversiteler çeşitli olarak bile bilgi alıyorlar. Kendini dolduruyorlar, görüyorlar. Üniversite iş yerine gelince üniversitedeki deneyimler ve eğitim bir kenara kalıyor. Çünkü oradan tekrardan öğrenmemiz gerekiyor, tekrardan deneyimlemiz gerekiyor. Nurseli Fidan ise Türkiye'deki genç iş gücü hakkında bilgiler verdi. Üniversitelerden yılda yaklaşık 610 bin öğrenci mezun vermekteyiz ve dünya standartlarında mühendislik eğitimi veriyoruz. Bahar Çolak, Y kuşağı temsilcisi olarak yaşadıklarını ve farklı kuşaklar arasındaki iletişimin öneminden bahsetti. Hem kendini geliştireceğine inanması hem de işi daha iyi bir noktaya taşıyabilmesi. İdealist ve hayallerinin peşinden giden, sosyal medyayı çok iyi kullanır. Biz uzaydan gelmedik, buralıyız diyen Gayenur Musluoğlu, Y kuşağı hakkındaki iddialara yanıt verdi. Y kelimesi, Y harfinin alfabedeki telaffuzuyla sesleştir. Üniversiteden iş yaşamına geçişte düş kırıklıkları ve beklentileri Sibel Hilal Şengül'den dinledik. Üniversitede yaptıklarımızla gerçekten şansına geçtiğimiz ne kadar paralellik gösteriyor, orası tartışılır. Nil Madi, genç profesyonellerin nasıl yönetilmek istiyoruz sorusuna yanıt verdi. Soru soran ve sorgulayan bir tarafız. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Baby boomers mesela itaattir, itaatkardır. Biz tam tersi sorgu soruyoruz ve sorguluyoruz. Çünkü bilgiye erişimimiz hızlı. Esra Sedef, bizim için liderlik ne demek diye sordu ve sunum sırasında interaktif bir anket uyguladı. İnsanları üretkenliklerini ortaya koyabilecek şekilde serbest bırakan, inandığı şeyler doğrultusunda risk alabilen. Projenin en büyük destekçisi BAUSEM direktörü Elif Çetin, aylık mentor buluşmalarının gerçekleştiği KOP direktörlüğünden Hatice Tuğsavul, genç mentorluk programı destekçisi, kariyerist kurucusu Kamil Kasacı, bilgi ve deneyimlerini aylık mentor buluşmalarında paylaşan uzmanlar Celal Seçkin, Derya Türk Korkmaz, Deniz Güre Emek ve Deniz Özdikmenli genç profesyonelleri konferansta yalnız bırakmadılar. 4B Akademi kurucusu Çağlar Çabuk'un kapanış konuşmasıyla konferans sona erdi. Hepinize bu saate kadar burada bizimle olduğunuz için tekrar çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Genç profesyonellere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Projemizde yer alan ve konferans hazırlık sürecinde emek veren sevgili genç profesyonellere teşekkürlerimizle.